Merhaba, Galerilerden programının bu ilk bölümünde Teşvikiye Galeri Işık'tayız. 3-21 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık bulunan Metin Erkan Kafkas'ın Anı Tanrıçaya Dokunmak sergisinde sizlerleyiz. Efendim hoş geldiniz, önceliklerle olsun demek isterim. Anadolu Tanrıça figürüne 5 yılınızı vermişsiniz. Bu uzun bir süre. Tanrıçayı seçerken nelerden esinlendiniz? Şimdi şöyle, 1993 yılında Topkapı Sarayı'nda Çağlar Boyu Anadolu'da Kadın sergisi düzenleniyordu. Bu serginin genel koordinatörü hocam Mimar Sinan Gelin idi. Ve benim de bu sergide kendisine asistanlık yapmamı teklif etti. Aşağı yukarı 1,5 ay bu serginin toprak altından çıkmış ana tanrıça heykelciklerinin ve onlardan tasarlanmış idol formlarının sergileme kısmı bana düştü. 1,5 ay boyunca sergi alanında onlara işte standlar hazırlandı tarafımızdan. İşte o bütün heykelcikler elimdeydi. Tek tek onları sergileme şekliyle uğraştım 1,5 ay boyunca. Bundan çok etkilendim. Daha sonra Arkeoloji Müzesi'nde görevli arkadaşlarla o zaman 8500 yıla tarih koymuşlardı. Ve bu 8500 yıl önceki insanların bunları yapmış olmasından çok etkilendim. Ve niye kadın figürü? Bu soruyu hep sordum kendime. Daha sonra tabii o serginin hazırlanmasıyla birlikte biraz daha ilgi alanım arttı. Biraz daha araştırmaya, okumaya başladım. Ve yakın tarihte de o 8500 yılın 13500 yıla kadar uzadığı ortaya çıktı. Çünkü Göbekli Tepe kazıları yapıldı. Mezopotamya bölgesindedir Göbekli Tepe. Orada son yapılan kazılarla birlikte 8500 yıl 13500'e geldi. Ve daha etkili oldu benim için bu. Tabii 93 yılında hemen başlamadım bu resimlere. Arada bir süreç var. Başka konsepte yaptığım çalışmalar vardı. Daha sonra artık 2009'da bunların üretimine başlamaya karar verdim. Ve 2009'dan işte 2014 sonuna kadar resimler vakit buldukça yavaş yavaş çoğaldılar. Bu şekilde. Anadolu'da Kadın Sergisi sayesinde bizim müze vitrinlerinde gördüğümüz eserlerde sizin dokunma şansınız olmuş. Evet. Ne kadar şanslısınız. Heyecan verici olmalı. Ben de işte tüm insanlarımız, kadınlarımız özellikle benim dokunduğum, hissettiğim duyguları yaşasınlar diye sergimin ismini Ana Tanrıçaya Dokunmak koydum. Ne kadar anlamlı. Evet. Zaten bu sergi kadınlarımıza gerçekten çok değer vermemiz gereken kadınlarımıza bir saygı sergisidir aynı zamanda. Ve tabii bunun yanı sıra kadınımıza saygıyla birlikte kültürümüze de sahip çıkma ve saygı duyma düşüncesi var. 13.500 yıl önce Anadolu'da bereketli hilal diye tanımlanan Fırat Dicle Havzası'nda bulunan bu yerleşim alanları insanlık tarihinin belki de en eski dönemleri. 2000 kişiden oluşan şehirlerde tarımla, hayvancılıkla uğraşan insanlar bunlar. Buğday, arpa ve bezelye ekimi yapıyorlar ve bunu hasat ediyorlar 13.500 yıl önce. Düşünebiliyor musunuz? Ve büyükbaş memeli hayvanların ıslah edilmesi ve yaşama kazandırılması da yine o tarihlerde gerçekleşiyor ve o bölgede gerçekleşiyor. Dolayısıyla sadece heykelcik yapmış olmak değil, çok anlamlı bir dönem ve yaşam var, dünyaya mal olmuş. Bu da beni çok etkiledi. Ne kadar güzel. Evet. 2000 yılından bu yana seçkin sanat galerilerinde kişisel sergileriniz var. Bu sergilerde çok değerli koleksiyonlarınız bulunuyor. Yeni sergilerinizi de görebilecek miyiz yakın zamanda? İnşallah. Çalışmalarım devam ediyor. Bu konuyu bırakmayacağım. Bu konuyla alakalı bir iki sergim daha
ileriki tarihlerde olacak umut ediyorum. Çünkü bu konu öyle hemen başlayıp bitebilecek bir konu değil. Biraz önce söylediğim gibi kadınımıza toplumumuz sahip çıkana kadar, değer verene kadar bu konulara ben devam etmek istiyorum. Bu resimlerimle belki biraz insanların tepkisini çekip, dikkatini çekip gereken kadınımıza değeri vermesini diliyorum. İnşallah diyelim. Sanat severlerimizi de çok mutlu etmiş olursunuz. Yakın zamanda bu kesinlikle, sergiler yeniden kesinlikle açılırsa. Sanat hayatınızın şekillenmesinde kendinize örnek aldığınız bir isim var mıdır? Var. Sağ olsun hocam Profesör Doktor Erol Eti. Benim okuduğum üniversitede hem kurucu bölüm başkanım kendisi, hem 4 yıl boyunca lisans döneminde hocamdı. Daha sonra yüksek lisans döneminde danışmanımdı kendisi. Sanatta yeterlik döneminde yine danışmanımdı. Ve 11 yılda asistanlık yaptım Erol Hoca'ya, Erol Eti Hoca'ya. Üzerimde emeği çoktur. Helal etsin bana. Çok desteklerini gördüm gerçekten. Sanat üretimim, bakmayı, görmeyi bana öğreten kişidir. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size soracaklarım bu kadardı. Sağ olun. Galerilerden programımızın ilk bölümünde Metin Erkan Kafkas ile birlikteydik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.